Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selamlar. Annem de babam da şu an İstanbul'da ablamın yanındalar. Ben de o yüzden evde tek kalıyorum. Kendime de bugün bowl hazırladım. Bayağıdır canım istiyordu. En son İstanbul'da yemiştim. Şimdi hazırlandım. Adana'ya gidiyorum Gamze'nin yanına. Birazcık hasret gidermeye. Geçen Portakal Festivali'nde çok fazla vakit geçirememiştik. Yani oturup sohbet etme fırsatımız olmamıştı festival yüzünden. Şimdi Adana'ya gidiyorum. Büyük ihtimal Optimum'da otururuz diye düşünüyorum. Bugün de onlarda kalacağım. Bakalım, şimdi hazırlandım, gidiyorum. Şimdi Optimum'a geldim ama Gamze'yi bekliyorum. Gamze hala gelmedi. Gamze geldi, bir şeyler içeceğiz. Bu arada bayağı hava karardı. Karşının manzarası mükemmel, size göstereceğim şimdi. Bu olay Zelle Starbucks'tan kalktı. Şimdi bir Migros'a uğrayacağız. Bugün kızılcık şerbeti var. Evde makarna yapacağız ve kızılcık şerbeti date. Harika, heyecanla bekliyoruz. Pesto soslu makarna yapmaya karar verdik. Gamze şimdi hazırlıyor makarnayı. Ben tabii ki izleyiciyim. Günaydın, biz kalktık. Gamze ile beraber kahvaltı yaptık. Bugün Gamze'lerin okulunda 23 Nisan gösterisi olduğu için Gamze tekrar kreşe gitti. Ben dedim bari eve döneyim. Zaten evi temizlemem falan gerekiyor. Birazcık da ders yaparım. Vizelerim bayağı yaklaştı çünkü. Ufak bir markete uğradım. Bir de kargom gelmişti, onu aldım. Eve gidelim, açarım. Vallahi sıcaktan şu an perişan haldeyim. Zor konuşuyorum. Eve girdim. Hemen hızlıca üstümü değiştirdim. Elimi yüzümü yıkadım. Saçlarım da hep bozulmuş. Adana sıcağına asla dayanmıyor saçlarım. Şimdi kargomu açalım öncelikle. Zaten marketten aldıklarımı dolaba yerleştirdim. Sonra birazcık dinleneceğim. Çünkü bayağı yoruldum nedense. Otobüs beni çok yordu bu sefer sıcakta. Sonra evi şöyle bir silip süpüreceğim. Sonra da ders yapacağım. Öncelerde ders çalışırım diye tabletimi götürmüştüm ama asla çalışmadım. Sadece bir 5 dakika falan çalışabildim. O yüzden bugün bayağı bir ders çalışmam lazım. Çünkü bir hafta sonra, tam bir hafta sonra vizelerim var. Evet, kargom geldi. Kargom tripod. Benim aslında tripodum vardı. Hatta şöyle ışıklı bir tripodum vardı. Fakat Boyan Adana'ya geldiğinde tripodumu kırdı. Ya aslında benim de hatam oldu birazcık. Koltuğun üstünde bırakmıştım. Boyan da şöyle kendine doğru çekince tripod yere düştü. Ve telefon takma kısmı kırıldı. Aslında yani ayakları sağlam, ışık kısmı da sağlam çalışıyor. Fakat telefonu koyduğum yer ana gövdeden ayrıldı. Biz onu yapıştırdık fakat sağlam olmadı. Geçen günlerde yine düştü. Hani telefonumun düşme tehlikesi de var. O yüzden bunu göze alamazdım. Ben de o yüzden yeni bir tripod sipariş ettim. Ama bu sefer ışıklı sipariş etmedim. Çünkü ışıklıya telefonu monte ettiğimde dışarıdan bakması birazcık zor oluyor. Işığını da açmadan kırıyormuşum. Işığını da zaten çok fazla kullanmıyorum. Hatta çok sayılıdır yani kullandığım zamanlar. O yüzden sadece bu şekilde bir tripod sipariş ettim. Yani aslında aynısı, sadece ışık yok. Ve arkadaşlar boyu 2 metre falan büyük ihtimalle. 2.5'ti sanırım. Şöyle göstereceğim size şimdi. Bayağı yüksek. Hani lambaya falan değiyor şöyle kaldırdığımda. Güzel oldu. Evet, beğendim. Boyunun uzun olması benim için avantaj. Çünkü öbürü bazen şurada falan kalıyordu. Yani istediğim açıdan çekemiyordum. Ama şu telefon kısmını takamadım. Ona bir ara bakacağız. Gerçekten şu an çok yorgunum. Hiç kafam almıyor. Şöyle ufak bir atıştırmalık hazırladım kendime. Televizyonu da açtım fakat bütün kanallarda magazin var ve ben magazinden nefret ederim. Ayrıca klimayı da açtım birazcık. Çünkü fena sıcak. Kanallarda da hiçbir şey yok. Ben televizyonu kapattım. Netflix'ten bir şeyler izleyeceğim. Bu arada şu diziyi izliyorum. Young Sheldon. Genç bir çocuk var. Üstün zekalı bir çocuk. Onun hayatını anlatıyor. Tamam ama yine de
çocuklarımdan faydalanmakla ilgilenmiyorum. Tatlım, seninle çok farklı olduğumuz yer burası. Yemek yerine neden aptal bir resme poz verdiğini merak ediyordur. Burada tam olarak ne yapıyoruz? Bu çalışmanın amacı ne kadar zeki olduğumu bulmak sanıyordum. Burada zekalar var. Çok saçma. Tekrardan selamlar. En son Netflix'ten bir şeyler izliyordum. Saatte 1:30 falandı. Şu an saat 4'e geliyor. Ben bir yarım saat falan izledim. Sonra zaten uyuyakalmışım ama bayağı dinlendim. Şimdi de şarkımı açacağım. Birazcık temizlik yapacağım. Ben temizliği bitirdim ama ben de bittim arkadaşlar. Adana sıcağında temizlik yapmak hiç kolay değil. Hızlıca bir duş aldım ama saçlarımı yıkamadım. Çünkü dün saçlarımı zaten yıkamıştım. Saçlarım kıvırcık olduğu için ve mavi olduğu için uçlarında. Her gün yıkamayı tercih etmiyorum. Genelde 2 günde 1 yıkıyorum. Çünkü hem şekil vermesi zor oluyor. Zaten saçımı ben fön makinesiyle kurutmuyorum. Kendi kendine kurumaya bırakıyorum. Kuruması da 1 günüm falan oluyor zaten. Tam kurudu derken ben tekrar banyo yapıyorum. Ama dün banyo yaptıktan sonra fön makinesiyle kuruttum, saçlarım böyle oldu. Sonra düzleştiriciyle falan şekil verdim derken bir şekilde idare ettik. Ama her gün bunu zaten yani kaldıramam çünkü çok yorucu bir işlem. Çok uzattım. Özetle saçlarımı 2 günde 1 yıkıyorum ama her gün yani duş almaya çalışıyorum saçımı yıkamasam bile. Çünkü Adana'da yaşıyoruz. Neyse ben çok acıktım. Dün Gamze ile beraber pesto soslu makarna yapmıştık. Bugün de benim canım köri soslu makarna istedi. Ben bir makarna bağımlısıyım. Bir şey yazmıştı yorumlara. Yiyip kilo almayanlardansın. Yok arkadaşlar ben öyle değilim. Ben su içsem yarıyor biliyor musunuz? İstanbul'dan geldiğimde ben geleli 1,5 hafta falan oldu. 3 kilo vermiştim. Şimdi o 3 kiloyu ben kesin almışımdır yani kesin. Makarnalarım burada haşlanıyor. Bu arada köri sosa da en çok bu şekildeki makarna yakışıyor. Bunun adı neydi ya? Penne miydi? Neydi? Unuttum. Makarnam hazır. Çok güzel oldu. Çok aç olduğum için size tam yapım aşamasını çekemedim. Ve Bahar açtım. Son bölümünü izleyeceğim şimdi. Çok heyecanlı. Ben yemeğimi yedim. Bugün Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Ben ders çalışmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tabletten maç açtım. Birazcık maç izleyeceğim. Yani her şey story atmak için değil arkadaşlar. Lütfen. Formamın güzelliği. Şaka mı? Beşiktaş o dakikadan itibaren 10 kişi. Ferdi. Derbide galibiyet sevincini taraftarıyla kutluyor. Günaydın. Aslında ben uyanalı çok oldu. Saat 11'de uyandım. Bugün bayağı güzel uyumuşum. Saat de şu an 2'ye geliyor. Ufak bir kahvaltı yaptım. Onu sizlere çekmedim. Şimdi de güzel bir soğuk bir içecek hazırlayacağım kendime.
İçim yanıyor çünkü fena sıcak hava. Yani evin içi böyle sıcaksa dışarıyı şu an tahmin bile edemiyorum. Bir ara hatta markete gitmem gerekiyor. Büyük ihtimal akşam üstünü bekleyeceğim. Şu an tam öğlen sıcağı, hiç dışarı çıkamam. Neyse, soğuk bir şeyler hazırlayayım. Şimdi ders yapmam gerekiyor. Bu arada dün tripodumu kurdum. Çok da memnunum. Işıklı tripoddan daha iyi hatta. Çünkü 360 derece çekebiliyorum ışıklıyı. Hani çok fazla sağa sola aşağı falan yapamıyordum. Şimdi bardak altlığımı koyuyorum. Bu bardak altlığını ablamdan yürüttüm bu arada. Her zamanki Pinterest bardağım. Buzlarımı ekliyorum. Petimi de ekliyorum. Bu arada bardağın yarısı doldu ama yeter yani. Her şeyi ayarladım. Şimdi ders çalışmaya başlayabilirim. Dersimi bitirdim. Şimdi yemek yiyeceğim. Kendime et döner ve pilav yaptım. Bayağı acıktım bu arada. Ve tabii ki baharı açtım. Ben yemek yedikten sonra duşumu da aldım. Rahatladım gerçekten. Hava bugün bayağı sıcaktı. Dün de duş almamıştım. Duş sonrası saçıma Morpheus'un şu mil terapisini uyguluyorum. Gerçekten çok memnunum. Kokusu da harika. Bayağı da kalıcı kokusu. Saçımı da çok sertleştirmiyor. Normalde bazı köpükler çok sertleştiriyor saçımı ama bu öyle değil. O yüzden çok seviyorum bunu. Tabii ki duş sonrası Dalin sıkıyorum en sevdiklerimden. Günaydın. Saçlarımın dağınıklığına bakar mısınız? Şu perçemleri kestiğimden beri yani sürekli önlerini düzeltmem gerekiyor. Böyle kendi haline bıraktığımda fena haldeler. Şuna bakar mısınız? Ama birazcık da 90'lar havası kattı. Hoşuma gitti ama beğendim yani. Dün akşam duş aldıktan sonra ben videoya bir kapanış çekmeyi unutmuşum. Bayağı yorgundum, uyuyakalmışım. Şimdi kalktım, kahvaltımı yaptım. Kendime pankek hazırlamıştım. Videoyu bitirdiğimi düşünüp hani sabah bir şey çekmedim. Sonra düzenlemek için baktığımda kapanış çekmediğimi fark ettim. Neyse, şimdi artık videonun sonuna geldik. Beğendiğim, eğlendiğim bir vlog oldu. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.